Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bir aracımız var, 1.6 Jay motor ve bu araçta arkadaşlar sizlere bu rejenerasyon yaparken motor yediği neden yediğini açıklamak istiyorum. Yani durduk yere bir rejenerasyon yaparken araç neden motor yer? Bu kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi aracın partikül filtresiyle alakalı bazı sorunları var. Daha doğrusu devir yüksek çalışıyor şu anda. Pasif rejenerasyonda araç ve buraya geliyor ve bakıyoruz şu şekilde. Şurada bir arıza var. Hava kütle ölçer bir tutarsız sinyal demiş. Bakın şurada çarpı işareti yok. Yani pasif, aktif değil arıza. İkinci arızamız da sıra bir partikül filtresi rejenerasyon süresi. O aktif ve şu anda araç rejenerasyon esnasında ve bunu tamamlayamıyor. Hava kütle ölçerin arızası da şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Partikül filtresi tıkalı olduğu için, yani gereken hava içeri gidemediği için hava akış metre böyle bir arıza verebiliyor. Tabii bu %100 bilgimi değil ama büyük olasılıkla buradaki durum bu. Pekala, rejenerasyonu tamamlayamadığı zaman biz ne yapıyoruz? Servisimize araç geliyor, diyoruz ki rejenerasyonu tamamlayamadı. Buna cihazla jenerasyon yapmamız gerekiyor diyoruz. Fakat gözden kaçırdığımız çok önemli bir nokta var ki o noktayı gözden kaçırırsak bu araç motor yiyor. Nasıl motor yiyor? Ambalaya kalkıyor ve motor yiyor. Neden ambalaya kalkıyor kısmına geldiğimiz zaman, oradan bir bez getir. Rejenerasyonu aldığımız araçların yağ seviyelerini kontrol etmemiz gerekiyor. Neden? Nedeni de şu arkadaşlar. Partikül filtresi tıkalı olan araç hava çıkışı rahat olamadığı için içerideki yakıtı rahat bir şekilde yakamıyor. Yakamadığı için pistonlardaki yakıtı ne yapıyor? Oradaki biriken sıvıyı kartere indiriyor. Kartere indirince de ne yapıyor? Haliyle yağ seviyesi yükseliyor. Yağ seviyesi yükselince ne yapıyor? Pistonlar aşağıdan başlıyor yağı çekmeye. Araç ambalaya kalkıyor. Motor kullanılmaz hale geliyor. Ve bunun da adı rejenerasyon yaparken motor yedi oluyor. Yani bu işin senaryosu tamamen bu. Salih, gel. Şimdi hep birlikte biz aracı rejenerasyon evet yapacağız ama önce bir yağını kontrol etmemiz gerekiyor ki aracı ambalaya kaldırmayalım. Daha öncesinde başka bir sebepten böyle bir şey yaşadık, biliyorsunuz çoğunuz. Şimdi yağ seviyesini kontrol ediyoruz. Yani böyle bir şeyle karşılaşmışken hazır sizlerle de paylaşmak istedim. Güzelce siliyoruz çubuğumuzu. Sildik. Ve çıkartıyoruz. Bakın yağ nerede? Görebiliyor musun? Yağ tam olarak şurada. Bizim maksimum seviyemiz burası. Yani olduğunun bir kat daha fazlası şu anda araçta mevcut. Biz rejenerasyon yaparken bu araç arkadaşlar yüksek devirde çalışacak. Daha da çoğaltacak içerideki sıvıyı ve aşağıdan çekecek yağı ki rejenerasyon esnasına gerek yok. Normalde eğer ki bu araç buraya gelmemiş olsa şayet aynı şekilde aşağıya yakıt indirmeye devam etse yolda giderken de rejenerasyona girecek ve araç sahibi ne yapacağını bilemeyecek. Piston, yatak, kol, krank ne varsa motor kullanılmaz hale gelecekti ki çok şükür araç sahibi dualı bir insanmış ki böyle bir şeyle karşılaşmadan bizim yanımıza kadar gelebildi. Yani şimdiki yapacağımız işlem de şu şekilde oluyor. Öncelikle dikkatli bir şekilde aracı lifte alacağız. Yağ seviyesini norma getireceğiz. Ve devamında rejenerasyon bittikten sonra da bu yağın kesinlikle değişmesi gerekiyor. Çünkü yağ artık özelliğini kaybetti. Hatta yakıt oranı çok fazlaysa yağı direkt değiştirip ondan sonra rejenerasyon yapmak daha sağlıklı olacaktır. Bu konuya çok dikkat edin. Yoksa dediğim gibi ondan sonra ne olur? Motoru yedi. Sürekli görüyoruz işte her yerde motor sökülüyor. Yani bu gibi sebeplerden dolayı araçlar motor yiyor arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir bilgi olmuştur. Yani bu olayın senaryosu tam olarak bu. Aracınız sürekli rejenerasyona giriyorsa yağ seviyenizi kesinlikle kendiniz kontrol edin. Kendiniz yapamıyorsanız ustanıza götürün.
bir şekilde kontrol ettirin. Ama hiçbir şekilde aracınızı ambeleye kaldırtmayın. Ustalarım için de söylüyorum. Servis ve rejenerasyonu yapacak olduğunuz araçların kesinlikle yağ seviyelerini kontrol edip ondan sonra rejenerasyon başlatın. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamirhane kanalı Arslan Usta. Hoşça kalın.